İstanbul Şişli'de özel bir hastanede yaşandığı iddia edilen sağlık skandalında sıra 52 yaşındaki kadın kusma şikayetiyle başvurmuştu. Tetkikler yapıldı, kolonoskopi için bayıltıldı. Uyandığındaysa her yer kan içindeydi. Kalın bağırsağı iddiaya göre 2 santim patladı. Hemen ameliyata alınan kadın zar zor kurtarıldı. Ancak şu an kalın bağırsağı dışarıda, ince bağırsağından mamayla besleniyor ve yürüyemiyor. Dahası da var. İddiasına göre tüm bu yaşadıklarından sorumlu tuttuğu hastane yönetimi kendisinden ameliyat ve tedaviler için toplam 60 bin lira istiyor. Yaşamak istiyorum, 52 yaşındayım. Beni bu hastaneden kurtar. Hastaneye sağlam girdi, şu ansa bağırsakları dışarıda, yürüyemiyor. İddiasına göre kolonoskopi çekerken bağırsağını patlattılar. Üstüne 60 bin lira masraf çıkardılar. Ameliyat olmuşum. Onların yaptığı hata sayılmıyormuş ama nerede olduğum için. Akıl almaz iddianın adresi İstanbul Şişli'deki özel bir hastane. 52 yaşındaki ev hanımı Hatice Kalaycı 21 Mart günü kusma şikayetiyle hastaneye gitti. Tetkikler yapıldı, ardından kolonoskopi için bayıltıldı. İşlemi yarım saat süreceği söylendi. Ancak Hatice Kalaycı kolonoskopi esnasında bir anda uyandı. Uyandığında ise iddiasına göre o an doktorların ve hemşirelerin panik haliyle karşılaştı. Ben doktorun sesini duydum. Acil ameliyathaneye hazırla, hastanın kalın bağırsağını patlattık. O arada da hemşire hanımların sesini duyuyorum, gözlerim kapalı. Yoğun kan kaybı, kan kaybı diye şapur şapur sildiler. Kolonoskopi sırasında kalın bağırsağının 2 santim delindiği ortaya çıktı. Büyük acı yaşayan kadın hemen ameliyata alındı. Kalın bağırsağı patlatmış, kalın bağırsağın ucu dışarıda, ince bağırsağı da tüp takmışlar. Ben acı çekiyorum. 9 gündür çocuklarım 5 kilo verdi. Hatice Kalaycı şu an yaşadıklarından dolayı oldukça üzgün ve kızgın. Ancak bu süreçte onu yıkan bir gelişme daha yaşandı. Hastane yönetimi kendisine ve ailesine toplam 60 bin liralık tedavi masrafı çıkardı. Biz zannediyoruz ki bizi misafir ettiler, telafi edecekler, özür dileyecekler. Biz de dedik ki doktor hatası, yani ne demek böyle? Para istiyorsunuz bizden. Kalın bağırsağı dışarıda, ince bağırsağından mamayla besleniyor. Dahası yürüyemiyor. Ancak ailenin iddiasına göre doktorlar yürüyememesinin psikolojik olduğunu söyleyip Kalaycı'ya taburcu olması için baskı yapıyor. Üçüncü gün baskı yapılmaya başladı. Kalk yürü. Bu yatağı da sana satalım. Ve şu an annemi taburcu etmeye çalışıyorlar. Bugün taburcu olmasını istiyorlar. Talihsiz kadının bu süreçte yemek borusu kanseri olduğu da ortaya çıktı. Kalaycı ailesi hastane yönetimini İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet etti. Savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda. Hastane yönetimi ise yazılı bir açıklama yaptı ve açıklamalarında Kalaycı ailesinin iddialarını reddetti. Hastane yönetimi de söz konusu iddialarla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını söyledi. Bu dünya